Erdoğan'ın hazırlık çağrısı Fransızları hoplattı. Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor diyerek korkularını ilan ettiler. Bir Fransız televizyon kanalına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Siren'e Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir tutum izlediğini ve verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Siren'e, Avrupa Birliği Çin ve Rusya karşısında güçlü kalmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Fransa'da yayın yapan haftalık politik haber dergisi Valerius Astures, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için yaptığı çağrıyı Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor ifadeleriyle servis etti. Fransa'da İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası adı altında Müslümanlara yönelik yasak ve kısıtlamalar Senato'nun gündemine geldi. Senato'da kabul edilen karara göre okul gezilerine başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi. Fransız medyası söz konusu gelişmelere sert şekilde tepki gösteren Türkiye'nin yasa tasarısına karşı anayasa değişikliğine gideceğini öne sürdü. Valerius Astures isimli politika dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için yaptığı "Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin Cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasayla karşılayalım" çağrısını karşı saldırı olarak nitelendirdi. Haberde yeni Osmanlı Türkiye, Atatürk'ün halifeliği kaldırmasından tam bir asır sonra 2023'te İslam'ın devlet dini olarak ilan edileceği yeni bir anayasa hazırlıyor ifadeleri yer aldı. Siren'e Fransa'da yayın yapan Arte kanalına konuk oldu. Avrupa Birliği'nin Rusya ve Çin'e karşı güçlü kalmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Siren'e, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğu kadar Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya baktığımızda Avrupa'nın Türkiye'ye her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Eğer Avrupa, Çin ve Rus tehdidini gerçekten düşünüyorsa Türkiye ile işbirliği yapmalı. Ayrıca Türkiye ticari düzeyde de önemli bir ülke. Aynı zamanda Türkiye Avrupa sınırlarını DAEŞ, PKK ve YPG gibi terör tehditlerine karşı koruyan bir ülkedir ifadelerini kullandı. Siren'e mülteciler konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını, bunun yanında tehdit ve yaptırım diline başvurduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için size daha fazla para vereceğiz ve vatandaşlar için vizeyi kolaylaştıracağız ama kurallara uymazsanız yaptırımlar uygulayacağız şeklinde bir tehdit dili kullandığını aktaran Öznur Siren'e değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti. Bu dil sadece Erdoğan'a karşı değil, tüm Türkiye nüfusuna karşıdır. Bunun anlaşılması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin bu tutumu Türkiye'yi Çin ve Rusya gibi diğer ülkelere doğru itiyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında da konuşan Siren'e, HDP 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi katleden terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış olan bir partidir dedi. Türkiye'yi diğer ülkelerle bir tutamazsınız. Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iyi ilişkilere engel mi sorusuna ise Siren'e şu cevabı verdi. Erdoğan kesinlikle bir engel değil, sadece Türkiye'nin iç dinamiklerini gerçekten anlamanız gerekli. Türkiye'nin coğrafi konumu gerçekten çok zor. Suriye ve Irak gibi karmaşık devletlerle sınırı olan ve farklı terör örgütlerine karşı savaşan bir ülke. Bu yüzden Türkiye'yi Norveç veya Fransa'yı değerlendirdiğiniz gibi değerlendiremezsiniz. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu söyledi. 6 Nisan'da Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Mitsotakis, söz konusu mutabakatla Yunanistan'ın egemenlik aktörünün bütünüyle göz ardı edildiğini ifade etti. Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını da belirten Mitsotakis, Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır diye konuştu ve bu durumu Libya'nın geçici başkanlık konseyi başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktardı. Bu konuda Menfi ile iki ülke arasındaki
deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabık kalındığını vurgulayan Mitsotakis, yaklaşık 10 yılın ardından Libya'ya gerçekleştirilen ziyaretin oldukça başarılı olduğunu söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerde ortaya konan pozitif gündemin her an değişebileceğinin de bahseden Mitsotakis, görüşmelerin seyrini bunun Ankara'nın Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik tutumunun belirleyeceğini savundu. Libya'da 2014'te Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın da desteğiyle ülkenin doğusunda bazı bölgeleri ele geçiren General Hafter, Trablus'taki hükümete karşı silahlı mücadele başlatmıştı. Bu tarihten sonra ülkede Trablus ve Tobruk merkezli iki meclis, iki yönetim, iki askeri güç ve hatta iki merkez bankası çalışmaya başladı. 27 Kasım 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümetiyle askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İç savaşta Hafter'i destekleyen Atina hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti. ABD'nin önce Akdeniz'de, şimdi Karadeniz'de genişlemeci, müdahaleci adımlar atması sadece bölgemizde bir gerilim ve çatışma arayışı olarak yorumlanacak bir konu değildir. ABD'nin küreselleşme çağında yaşadığı hegemonya kaybını durdurmak için attığı bütün adımlar sadece bölgesel istikrarsızlığı arttırmakla kalmayıp kendi konum kaybını hızlandıracak neticeler de doğurmaktadır. Şüphesiz bunlar kurulmakta olan yeni dünya sisteminin yükselişinde, bir başka ifadeyle Batı sisteminin çöküşünde önemli rol oynayacak sonuçlar olacaktır. Küresel süreç, başta Çin olmak üzere bütün Asya'ya yayılan muhtelif etkileriyle bu büyük coğrafyada yaşayan ülkelerin ekonomilerini harekete geçirmiş bulunmaktadır. Sovyetlerin çöküşünden sonra bir dağınıklık yaşayan Rusya, Putin döneminde yeniden toparlanıp sadece tabii kaynaklar bakımından değil, askeri ve çeşitli endüstrilerde bu süreçten istifade eden bir ülke olmuştur. Asya'daki konumu ona bu yükselen coğrafyada ilişki ağını yeniden farklı bir biçimde entegre edecek bir fırsat sunmaktadır. Burada ABD kendi hegemonik ilişki ağının çökmesine yol açacak adımları neden atıyor diye sorulabilir. Bu soruya şu cevapları vermek mümkündür. İlki, ABD Batı sistemi içinde hakim konumunu sürdürmek için bugün Rusya, yarın Çin veya Hindistan ya da diğer yükselen Asya karşısında çözülen Batı sisteminin diri tutulması için bir arayış olarak bu hamleleri yapma ihtiyacı hissetmektedir denilebilir. İkinci husus, ABD ekonomik gücün çoktan doğuya kaydığını fark ettiği için siyasi askeri ihtilaflar yaratarak Batı'nın yeniden kendi sistemi içinde yeni bir güç konsolidasyonu yaparak bunun ekonomiye de yansıması hesabını yapıyor olabilir. Üçüncü bir mesele ise Akdeniz ve Orta Doğu'ya müdahale sürecinde karşılaştığı sorunları aşmak için NATO ekseninde Rusya'nın önünü kesecek bir yeni stratejiye yönelme eğilimindedir ki o zaman buradaki asıl amaç Türkiye'nin yeniden Batı sistemine bağımlılığının sağlanmasıdır. ABD-Rusya geriliminde Türkiye'nin NATO üzerinden Rusya karşıtı bir yerde konumlanması sağlanırsa, ABD bir taşta kaç kuş vuracaktır? Türkiye'nin bu gerilim politikaları çerçevesinde Rusya karşıtı bir konuma çekilmesinin ABD açısından önemli bir amaç olduğunu, onun Akdeniz ve Orta Doğu siyasetinde Türkiye'yi etkisizleştirme çabalarını kolaylaştıracak bir taktik olduğunu anlamamak mümkün değildir. Bu aşamada Rusya ve Türkiye'nin karşıt konuma düşürülmesi, önce Suriye'nin parçalanmasını tescil etmek, arkasından Libya, İran ve Türkiye'nin sıralarını beklemesi anlamına gelecektir. ABD'ye açıkça söylenecek şeyler açıktır. Bizim için S-400 meselesi diye bir şey yoktur. O sistem savunmamızın bir unsurudur. Bu sizinle tartışılacak bir konu değildir. İkincisi, dost olduğunuzu söylemeniz inandırıcı değildir. Çünkü PKK-PYD sizin vekalet gücünüz olarak saldırı halinde. Üçüncüsü, Libya'da CIA ajanı Hafter'in bize karşı düşmanlığı devam etmektedir. Dördüncüsü, Ukrayna krizinde biz yokuz. O halde dost ya da düşman olduğunuzu göstermek sizin elinizdedir.